Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Şinasi Sevmiş. Şinasi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Hocam bugün çok önemli bir konudan bahsedeceksiniz. Karaciğerle ilgili konuşacağız. Ani karaciğer yetmezliği nedir? Biraz bahseder misiniz? Öncelikle seyircilerimize günaydın diyerek başlamak istiyorum. Karaciğer vücudumuzun dinamosu. Aslında vücuttaki birçok hayati fonksiyonun işlediği yer. Olmadığında da çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Ani karaciğer yetmezliği tablosu dediğimiz tablo, daha önce hiçbir hastalığı olmayan bir bireyde gelişen karaciğer yetmezliği tablosu, sapasağlam. Hı hı. Günler içerisinde karaciğer yetmezliğinin bütün bulguları bu hastalara da yerleşiyor. Hı hı. Peki nedenleri nelerdir? Mevsimsel geçişler burada önemli midir? Evet, mevsimsel geçişler çok önemli. Tabii ki çok fazla nedeni var akut karaciğer yetmezliğinin. Aslında karaciğeri yavaş bozan bütün hastalıklar ani karaciğer yetmezliğine de sebep olabilir. Mesela bazı genetik hastalıklar, Wilson hastalığı gibi veya bazı enfeksiyonlar, hepatit A, hepatit B, hepatit C virüsleri gibi virüsler. Ama burada önemli olan şey aslında özellikle mevsimsel geçişlerde, ki şu an öyle bir mevsim içerisindeyiz, sonbahar ve ilkbaharda, mantarlar özellikle, hı hı, ülkemiz için Bartın, Kastamonu, Düzce, yani Kuzey Karadeniz bölgelerinde, hı hı, çok sık karşımıza çıkan mantara bağlı karaciğer yetmezlikleri tablosu oldukça önemli bir neden bizim için. Ama onun dışında kullandığımız ilaçlar, özellikle parasetamol grubu ağrı kesiciler, maalesef hayatımız dümdüz giderken, hiçbir sıkıntımız yokken bizi birden karaciğer yetmezliği tablosuna sokabiliyor ve tedavi edilmediğimiz zaman ölümle sonuçlanabilen bir tabloyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki ani karaciğer yetmezliği tablosunun belirtileri nelerdir? Yani kişi ne olursa bundan şüphelenmeli? Aslında çok sinsidir ve hastaların çok büyük bir kısmı bunu çok fazla önemsemezler. Çok hafif bir bulantıdan, çok hafif bir hassizlikten tutun, ishal ile başlayabilir ve çoğu zaman bunu pek fazla da kale almaz insanlar. Hani hafif bir besin dokunmuştur derler. Özellikle mantara bağlı, tabii ki her sene vatandaşlarımız bu mantarları yiyor. Hatta diyorlar ki işte biz geçen sene yediğimizde de böyle hafif bir halsizlik, bulantı olmuştu. Hı hı. Pek önemsememiştik ama tabii ki yıldan yıla yarattığı reaksiyon çok farklı olabilir. Bu yıl hafif bulantı yapmıştır. Bir sonraki sene geçirdiği mutasyon belki karaciğer yetmezliği tablosuna sebep olabilir. Yani dediğim gibi çok hafif bulantıdan, ishalden tutun. İlerleyen zamanlarda sarılık ve daha da ilerlediği zaman bilinç kaybı gibi bulgularla maalesef hastalar acil servislere başvuruyor ve ilerleyen günler içerisinde maalesef geri dönüşümsüz, tedaviyle düzeltemediğimiz sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Peki bu hastalıkla karşılaşıldığında ne yapmak gerekir? Şimdi burada tabii iki sorumluluk var burada. Bir tanesi hastada olan sorumluluk, bir tanesi hekimlerde olan sorumluluk. Hastalar herhangi bir problemle karşılaştıkları zaman, herhangi bir semptomları olduğu zaman mutlaka ve mutlaka doktora gitmeliler. Yani dağdan mantar yedim, işte ilaç kullandım veya daha önce hiçbir şikayetim yoktu, birden halsiz oldum, işte ishalim oldu, bulantı kusmam oldu gibi bir problemle karşılaştığında kişinin mutlaka doktora gitmesi gerekiyor. Bu kişinin sorumluluğu aslında doktora gittikten sonra ortadan kalkıyor, ondan sonrası doktorun sorumluluğu. Evet. Esas önemli olan da bu. Böyle bir anemnezle gelen, yani böyle bir öyküyle karşımıza gelen, biz hekimlerin karşısına gelen hastalarda mutlaka ve mutlaka karaciğer fonksiyonlarına bakmamız gerekiyor. Vücudun diğer sistemlerini çok detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Ve karaciğer yetmezliği tablosu saptadığımızda mutlaka ve mutlaka zaman kaybetmeden onu çok donanımlı, bünyesinde karaciğer nakli yapılabilen bir merkeze göndermemiz gerekiyor. Peki ani gelişen karaciğer yetmezliği ne gibi tedaviler yapılabiliyor? Aslında başta destekleyici tedavi yapıyoruz. Hı hı. Öncelikle işte karaciğeri istirahata alma, beslenme, hastanede yatırıyoruz tabii ki bu tür hastaları. Gerekirse plazma ferez dediğimiz cihazlarla karaciğere zarar veren maddeleri temizlemeye çalışıyoruz. Büyük bir kısmında eğer zamanında hasta hastaneye geldiyse başarılı oluyoruz ve hastalar tedavi olabiliyor. Ama bazı hastalarda maalesef bütün yaptığımız tedavilere rağmen hastayı düzeltemiyoruz. Karaciğer fonksiyonları normale dönmüyor ve bilinç kaybı gibi, koma gibi tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da yapılacak tek şey maalesef karaciğer nakli. Karaciğer nakli olmadığı zaman bu hastalar %100 ölümle sonuçlanıyor.
Tabii karaciğer nakli içinde ülkemiz şartlarında konuşacak olursak, canlıdan nakil dışında çok fazla bir seçeneğimiz olmuyor bu tür hastalarda. Çünkü kadavra organ bağışı çok düşük. Hani bu vesileyle aslında o kadavra organ bağışına da çağrıda bulunuyoruz. Canlıdan organ nakli kısmında da aslında bir problem var bu tür hastalarda. Çünkü o besinlerden hemen hemen ailenin hepsi yiyor. Örneğin mantar. Birden karşımıza ailenin 5-6 bireyi mantardan zehirlenmiş, etkilenmiş bir şekilde geliyor. Dolayısıyla aslında birine karaciğer verecek başka bir normal sağlam aile bireyi de çok olmuyor. Ve maalesef tedaviye cevap vermeyen hastalarımızın oldukça önemli bir kısmını kaybediyoruz bu tablo içerisinde. Özellikle bu mantar konusuna bağlı karaciğer yetmezliğinden korumak için ne yapmak gerekir? Tabii ki çok net. Bildiğimiz mantarları yiyeceğiz. Bildiğimiz mantarlar dediğimiz bizim kendi bulduğumuz doğadaki mantarlar değil. Doğadaki mantarların dışında normal manavlarda satılan organik mantarları tüketmek en doğrusu. Tabii insanlar diyor ki işte biz yıllardır bu mantarı yiyoruz. Evet yıllardır yiyoruz ama yıllar sonra bunların mutasyona uğramadığı ve bizde bu problemi yaratmayacağını bilemiyoruz. Yıllar sonra öncesinde önemsemediğimiz, çünkü herkes de bulgu da vermiyor. Yani zehirleniyor kişi ama bunu fark etmiyor. Herkes de ortaya çıksa zaten çok fazla miktarda hasta kaybederiz. Dolayısıyla gerekmedikçe ilaç almamak, gerekmedikçe bitkisel bir gıda almamak, kullanacaksak illaki bilinen, manavlarda satılan patentli ürünler tüketmek, denetim altındaki ürünler tüketmek herhalde bizi bu problemden kurtaracak yegane şey. Bir de ilaçlara bağlı karaciğer yetmezliği var. Bu da çok önemli bir şey. Ki evet. Yani ilaçların şu anda günümüzde bakkallarda satıldığı ya da işte peynir ekmek gibi tüketildiği bir gündemdeyiz yani. Evet, aslında ilaçlar da özellikle parasetamol cinsi ağrı kesiciler ani gelişen karaciğer yetmezliğinde önemli bir etken ve doz bağımsız, yani çok fazla almanızla ilişkili değil. Bazen bir tane aldığınızda bile karaciğer yetmezliği tablosu oluşabiliyor. Hani buradan vatandaşlarımıza, insanlarımıza, insanlığa diyeceğimiz şey, ilaç mutlaka ve mutlaka doktor denetiminde tüketilmesi gereken reçeteye tabi bir madde. Evet. Bilinçsiz tüketmemek gerekir. Mutlaka doktor nezaretinde tüketmek gerekir. Aslında Sağlık Bakanlığı da giderek önlemlerini arttırıyor bu konuda. Mesela artık antibiyotik isteyen istediği yerden alamıyor doktor reçetesi olmadan. İnşallah ilerleyen zamanlarda bütün ilaçlar için bu zorunluluklar gelecektir diye umut ediyorum. Peki parasetamol dışında hangi ilaçlar bu şekilde zarar verebilir? Hemen hemen bütün ilaçlar bu tür problemlere sebep olabilir. Hani ilaçları ayırmanın çok mümkünatı yok ama dünya yüzeyinde ani karaciğer yetmezliğinin en sık sebeplerinden bir tanesi parasetamoldur. Ki çok kullandığımız bir ağrı kesici biliyorsunuz. Peki hocam, son olarak toplumu ve sağlık camiasına bir mesaj vermek isteseniz ne söylemek isterdiniz? Aslında konuşmamın içerisinde de bunu söyledim. Evet. Yani topluma söyleyeceğimiz şey, lütfen bilinçli bir toplum olalım. Önümüze gelen ilacı almayalım. Doğada bulduğumuz her şeyi yemeyelim. Özellikle mantarları bu mevsimlerde, mevsim geçişlerinde bunu yemeyelim. Bu vatandaşlarımıza diyeceğimiz bu. Hekim arkadaşlarımıza da diyeceğimiz şey, ani gelişen karaciğer yetmezliği aslında bir formüle yarışıdır. Eğer biz hastayı çok hızlı bir şekilde bünyesinde karaciğer nakli yapılan bir merkeze gönderemezsek, oyalarsak birinci basamak, ikinci basamak sağlık kuruluşlarında, maalesef bu hastaların dakikaları çok önemli. O yüzden karaciğer yetmezliği düşündükleri herhangi bir hasta olduğunda onları bir an önce organ nakli yapılabilen bir merkeze göndermeleri ve tedavinin o merkezlerde olmasını sağlamaları yönünde. Peki organ nakli demişken, şimdi karaciğer bir tane bir organ. Canlıdan diyorsunuz yapmak zorundayız çünkü ülkemizde çok fazla kadavra verilmiyor. Peki bu tip durumda bu organı nasıl, yani kişi kendisinden veriyor, kendisi zaten bir tane, nasıl oluyor? Biraz detayını ben biliyorum ama siz de anlatır mısınız? Bu da yaratılışın mucizesi. Evet. Allah bazı organları öyle güzel yaratmış ki mesela iki böbrek yaratmış, bir tanesini alıp nakledebiliyoruz. Karaciğeri 8 parçaya bölüp nakledebiliyoruz. Yani hastanın ihtiyacına göre çok küçük bir kısmından tutun yarısına kadar olan kısmına kadar değişik ebatlarda anatomisi o kadar güzel yaratılmış. Organları bölerek hem vericiye zarar vermeyecek şekilde hem de alıcının sağlığını kurtaracak şekilde ameliyat yapmak, tedavi yöntemi olarak bunu kullanmak artık günümüz tıbbının geldiği mucize diyeyim.
Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bilgiler için. Konuk ettiniz buraya. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Şinasi Sevmiş idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.